1 Şubat 2020 pırıl pırıl güneşli bir İstanbul sabahından herkese merhaba. Bugün şimdi bir laboratuvar konuşması yapacağım. Ne demek laboratuvar konuşması? Kafamda dönüp dolaşan bir şeyler var. Onun üzerine sesli ve görüntülü düşüneceğim. Düşünelim bakalım, akıtalım. Sözüm size, CEO olanlar. Ünvanı ne olursa olsun bir grup insanı, bir grup topluluğu önünde, yanında yürüme durumunda olanlar. Eğer kalabalık bir insan topluluğuyla beraber çalışıyorsanız sizin işiniz, hele ki hele onların yanında ve önünde yürümek gibi, onlara yol açmak, yol göstermek gibi bir sorumluluğunuz varsa, sizin sorumluluğunuz yol değil. Tabii ki yol, ama sizin birinci sorumluluğunuz o insanlar. Ne demek istiyorum? Diyelim ki bir şirket, bir organizasyonun bir amacı olan bir topluluğun ve birilerine fayda sağlamak ve bunun karşılığında da fayda elde etmek isteyen bir topluluğun lideriyseniz, o zaman sözüm size. Son dönemde inandığım şöyle bir şey var. Müşteri deneyimi. Her şey, ama her şey, ne üretiyorsanız, mal üretiyorsanız, satıyorsanız, hizmet veriyorsanız, hizmet satıyorsanız, finans sektöründeyseniz, nihayetinde sizin verdiğiniz hizmetten, sattığınız üründen faydalanan bir takım insanlar var ve bunların deneyiminden başka bir önceliğiniz yok. Doğru. Ama filmi bir parça geri sarmamız gerekiyor. Bu deneyimi bu insanlara, müşterilerinize, sizden hizmet ve ürün alan insanlara kimler sunuyor? Çalışanlarınız, takım arkadaşlarınız, yol arkadaşlarınız, sizinle beraber sizin hayaliniz için yürüyen insanlar. Dolayısıyla siz eğer müthiş bir müthiş vay canına diyeceğiniz bir müşteri deneyimi yaratmak istiyorsanız, o vakit vay canına diyeceğiniz bir çalışan deneyimle takımınızın nasıl hissettiğinden daha önemli bir şey yok. Müthiş vay canına diyeceğimiz bir çalışan deneyimine ihtiyacınız var. Buradan filmi geri biraz daha saralım ve diyelim ki nasıl olacak da olacak, herkes mutlu, mesut, bahtiyar olacak ve bizimle beraber aynı hedefe doğru yürüyecek, gidecek. Bunun bir tane çok tılsımlı, şöyle küçücük bir ipucu var. Sihirli dokunuş, insani dokunuş. Her bir arkadaşınız, topluluğunuzu oluşturan herkesten sorumlusunuz. Herkesin nasıl hissettiği, herkesin işe koşa koşa geldiği bir kültürü yaratmaktan başka bir önceliğiniz yok. Dünyanın en büyük iş fikrini de bulmuş olsanız, dünyanın en büyük müşteri ağını da yakalamış olsanız, eğer sizin çalışanlarınız işe koşa koşa gelmiyorlarsa, bir süre geçtikten sonra maalesef yavaş yavaş sizin peşinizden gelen müşteriler, sizin deneyiminizden yararlanan müşteriler de uzaklaşacak. Çünkü çalışan deneyimi bir süre sonra bunu baltalamaya başlayacak. Ne yapacağız, edeceğiz? Bunu çözmek zorundayız. Her bir çalışanın ne hissettiğini, ne düşündüğünü takip etmek zorunda. Bir nabız gibi, bir nabzına bakmak zorundasınız. Şirket barometresi takip etmek zorundasınız. Herkesin kim olduğu, nasıl yaşadığı, o gün, o dönemde hayatında neler olup bittiğini bilmek zorundasınız. Çünkü onlar sizin için çalışmıyor. Siz onlar için, siz onlarla beraber, onlar olmadan varamayacağınız bir hedef için yürüyorsunuz. Dolayısıyla işin özü şu: müthiş vay canına diyeceğimiz bir çalışan deneyimi yaratmak zorundasınız. Bu da şirket kültürü dediğimiz, benim çok da severek şirket iklimi dediğim mevzudan geçiyor. Nasıl olacak da şirket kültürü yaratacağız? Harika bir şirket kültürü yaratacağız. Nasıl olacak da müthiş bir iklim olacak? Herkes işe koşa koşa gelecek. Büyük bir çoğunluğu işe koşa koşa gelecek. Hadi realistik olalım. Ama eğer çok büyük bir çoğunluğu işe mutlu, mesut, bahtiyar gelmiyorsa, yakın zamanda sizin için tehlike çanları çalmaya başlayacak. Bunu yaratmak için de siz her bir bireyinizin kim olduğuyla, hayatında neler olup bittiğiyle, işe ne kattığıyla, ne katamadığıyla, performansını niye yükseltemediğiyle, akışta olup olmadığıyla ilgilenmek durumundasınız. İnsan, insan, insan. Geçen hafta Kobe Bryant'ı kaybettik, ama ondan birkaç gün evvel de
Clayton Christensen bu hayattan erken vakitte göçtü ve uzun zamandır mücadele ettiği kansere yenik düştü. Mevzu şuydu. İlk yakalandığında 2010'lu yılların başında şunu fark etti. Dünyada müthiş bir ekonomik katkı yaratmıştı. Verdiği inovasyon danışmanlıklarıyla Harvard Üniversitesi işletme profesörü. Ama ölümle burun buruna geldiğinde fark etti ki esasında hayatını ölçülecek, nasıl ölçülecek benim hayatım? Hayatınızı neyle ölçüleceksiniz sorusuna cevap aradı ve kendisi şunu keşfetmişti. Bu dünyadan göçmeden bunun üzerine siteler açtı, kitaplar yayınladı. Benim için hayatımın en büyük değeri dokunduğum insanlarda yarattığım fayda, dokunduğum insanlarda yarattığım olumlu değişim. Biz bir amaç için, kıymete değer bir amaç veya ideal için uzun önce bir yolda yürürken yalnız yürümeyeceğiz. Kalabalık olduğumuz zaman, bir takım olduğumuz zaman uzağa gideceğiz. Bunun için de o takımın her bir bireyinden sorumluyuz. Herkesin ve şirketinizin ve topluluğunuzun ve bir arada bir hedefe doğru yürüyen insanların hepsinin akışta olması, vay canına diyeceğimiz, koşa koşa işe gideceğimiz bir şirket kültürü yaratmanız için bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. İnsani dokunuş, insani düşünce, insanı dışlamayan bir düşünce gerekiyor. Bu da gerçekten artık bir yeni manifesto yazılmalı bu konuda. Bunun üzerine düşünmeye devam ediyorum. Siz de düşünmeye devam edin. Daha büyük bir önceliğiniz yok. 1 Şubat 2020 güneşli başladı. Yılın birinci ayı geçti. İkinci ayda daha iyi bir çalışan deneyimi için hep beraber düşünelim. Sevgiler. Görüşmek üzere.